Selam millet, ben Berk. Daha önce yayınlarımda bahsettiğim ve üzerinde çalıştığım serinin ilk videosuyla karşınızdayım. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere bu videoda sizlere düşük sistem gereksinimi isteyen eski veya yeni indie oyunlardan oyun önerileri yapmayı amaçlıyorum. Bu listeyi hazırlarken dikkat ettiğim en önemli faktör oyunların herkese hitap edebilecek olması. Ayrıca aşırı popüler oyunları da listeye almamaya çalıştım. Yani bu videoda size Half-Life 1 oynayın, çok iyi oyun demeyi düşünmüyorum. Zaten oynamışsınızdır. Indie oyunların büyük bir çoğunluğa hitap etmediğinin de farkında olduğum için listeye elimden geldiğince az indie oyun almaya çalıştım. Tabii listeyi bu şekilde hazırladığımda karşıma dünyanın en sığ listelerinden birisi çıktı, fakat önemli olan videonun işinize yarıyor olması. Elimden geldiğince her tarzdan oyun eklemeye çalıştım. Umarım aralarından beğenip oynayabileceğiniz birkaç oyun bulabilirsiniz. Başlayalım. Aslen Fable The Last Chapters'ın remaster sürümü olan bu oyun, düşük sistemlerde kaçırmamanız gereken bir aksiyon RPG oyunu. Oyun, küçük yaşta ailesini yaşadığı köye saldıran haydutlar sebebiyle kaybeden küçük bir çocuğun kahraman olma hikayesini konu alıyor. Ayrıca oyunda görevleri iyi veya kötü olarak tamamlayabilme özgürlüğüne de sahipsiniz. Oyunun akışı hikayede hangi yöne doğru ilerlediğinize göre değişebiliyor. Oyunu bitirdikten sonra farklı yöne doğru ilerleyerek tekrar bitirmenizi tavsiye ederim. Eğer oyunu oynarsanız oyunda mutlaka evlenin. Evlenmeyi unutmayın. Ha, bir de oyunda osurabiliyorsunuz. Sanırım Stardew Valley herkesin adını duyduğu fakat çoğu insanın es geçtiği bir oyun. Stardew Valley aslında RPG janrasında bir oyun, fakat hayat simülatörü kısmı kesinlikle daha ağır basıyor. Hayat simülatörü deyince aklınıza Second Life gelmesin, o sanal seks oyunu, o apayrı bir şey. Stardew Valley, modern hayattan bunalmış ve büyük babasından kendisine bir çiftlik miras kalmış karakterimizi konu alan tatlış mı tatlış güzel bir oyun. Piksel grafiklerden hoşlanmıyorsanız bile ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Oyun resmi olarak Türkçe bu arada. Oynarken Türkçe yamaya ihtiyaç duymazsınız. Bu arada Heli yengeniz, gidin başka bir kız bulun kendinize. Evet biliyorum, listeye aşırı bilindik ve indie oyunları almamaya çalışacaktım, fakat eğer oynamadıysanız mutlaka oynamanız gereken bir seridir kendileri. Belki hala oynamamış insanlar vardır, kaçırmasınlar. Max NYPD'de çalışan bir dedektiftir. Polis derseniz sinirlenir. Dedektif oğlum adam. Detective. Bir gün işten eve geldiğinde karısı ve çocuğunu uyuşturucu bağımlıları tarafından öldürülmüş olarak bulan Max, evindeki katilleri öldürür, fakat bu ailesini geri getirmeye yetmez. Max'in ailesinin cenazesinden sonra Max'in evindeki yabancılara yapılan kan tahlilinde katillerin kanına daha önce hiç görünmemiş Valkyr isimli bir uyuşturucu madde keşfedilir. Max'in narkotik şubeden kankisi Alex'in kendisine yaptığı transfer teklifini kabul eder ve narkotik şube ile birlikte karısının katillerini bulmaya çalışır. Bana göre Max Payne bir third person shooter oyununun gelebileceği maksimum noktalardan birinde. Güzel hikaye, güzel oynanış, güzel atmosfer. Birinci ve ikinci oyunu düşük sistemlerde rahatlıkla oynayabilirsiniz. Eğer hala oynamadıysanız ya mutlaka oynayın. Mutlaka oynayın. Prens abimin oyunlarını da aynı bu sebepten listeye aldım. Prens abimin oyunlarını oynamamış insanlar muhtemelen mağarada yaşıyordur. Ubisoft'un geliştirdiği 4 adet Prince of Persia oyunu var. Persia mı, Persia mı, Persia mı, artık siz karar verin. Bunları oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Aksiyon macera türünün en kült serilerinden birisidir. Oyunların çıkış sırası şu an ekranda gördüğünüz şekilde. Hikayemiz 6. yüzyılda İran'da geçer. Pers hükümdarı Şahraman Azad isimli bir ülkeye sefer düzenler. Sefer başarılı geçtikten sonra prensimiz Azad sarayın hazinesinde bir kum saati ve bir hançer bulur. Hançeri gören vezir +8 lan onu bana ver der. Bu hançer Pers abimizin ilk savaş ganimeti olduğu için kral abimiz boşver takılsın çocuk onda, kocaman adam oldun ne yapacaksın hançeri diyerek veziri azarlar. E tabi lavuk vezir buna içerler ve kanka şu hançerle şu kum saatini açalım bak zengin oluruz diyerek prensi ve kralı kandırır. Prens abim veziri dinleyerek kum saatini açar ve kum saatinden saçılan kumlar sarayın tam anlamıyla ağzına sıçar ve yayıldığı her yerdeki canlıları canavara dönüştürür. Prens abim de bu durumdan kendini sorumlu hissettiği için bu kötülüğü durdurmaya karar verir. Sıradaki... Videonun başında da söylediğim gibi bu listeye elimden geldiğince her türden oyun koymaya çalıştım. Korku kategorisinde de oyun ararken aklıma oynadığım nadir korku oyunlarından birisi olan Alan Wake geldi. Beni bilirsiniz, ben fazla korktuğum için korku oyunu oynayamayan birisiyim, ama buna rağmen Alan Wake'i büyük bir keyifle oynamıştım.
Oyuna ismini veren ana karakterimiz Alan, bestseller hikaye yazarı, eşinin kocişko loşkosu ve yakışıklı bir abimizdir. 2 yıldır üzerinde çalıştığı romanı için ilhamsızlık sıkıntısı çeken Alan abi, eşiyle birlikte Washington'daki Bright Falls kasabasında kısa bir tatile gider. Tatile gittiğinde her şeyin çözüleceğini sanan Alan abi, hayatının şokunu bu kasabada yaşayacaktır. Karısı bir şekilde ortadan kaybolur ve ne zaman yazdığını hatırlamadığı bir romanındaki karakterler teker teker canlanıp Alan'a hayatı zehir etmeye gelir. Al buldun işte ilhama. Oyun yaparsın bundan. Listeye koyarken bir saniye bile tereddüt etmediğim ama tanımlamakta zorluk çektiğim tek oyun bu sanırım. Postal first person kamera açısıyla oynadığımız bir saçma sapan bir oyun. Ama çok eğlenceli. Postal Dude isimli karakterimiz annesiyle birlikte bir kasabada karavanda yaşantısını sürdürmektedir. Oyun karakterimizin annesinin karakterimize verdiği görevleri konu alıyor. Hani bakkaldan süt almak, faturaları ödemek gibi sıradan görevleri yaparken başınıza bu kasabada sürekli bir şeyler geliyor. Oyunu komik ve ilginç yapan şey de bu zaten. Hani kedileri pompalı tüfeklerin ucuna yerleştirerek susturucu olarak kullanmak, insanların üzerine işeyebilmek veya silah olarak fırlatılabilir makas kullandığınız böyle cins bir oyun Postal. Bugüne kadar oynamadıysa şiddetle tavsiye ederim. Eğlencelidir. Sanırım bu listeye Mirror's Edge'i koymazsam olmazdı. Zamanının en orijinal fikirli oyunlarından bir tanesidir kendisi. Tarz olarak first person bakış açısıyla oynadığımız bir parkur oyunu. Karakterimizin adı da Fatih diyerek espri yapmayacağım. Fate. Oyunun hikayesi kurgusal bir gelecekte geçmektedir. Totaliter bir rejime sahip bir ülkede yaşayan Fate, bu şehirde runner yani koşucu olarak çalışmaktadır. Bu koşucuların amaçları da totaliter rejimin sıkı denetimine maruz kalmak istemeyen kişilerin mektuplarını gizli bir şekilde karşısındaki hedefe iletmesi. Daha fazla detay verirsem direkt spoiler vermiş olacağım. O yüzden hikaye hakkındaki detayları burada kesiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse bunu bir seri haline getirebilirim. Videonun başında da dediğim gibi bu videoyu yaparkenki amacım, yani listeyi oluştururkenki amacım, videodaki oyunların herkese hitap edebiliyor olması. Umarım işinize yarar. Umarım listenin içinden beğeneceğiniz, beğendiğiniz veya oynamadığınız bir oyun bulursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.